Bu filmi izledim ve dedim ki ulan ne filmler var be. Sinemasaya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle birlikte Netflix'in yeni işi Çirkinler isimli filmi şöyle bir masaya yatıracağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle şunun altını çizerek başlamak istiyorum ki bu film bir kitap serisinden uyarlama. Seride 4 tane kitap var. İlk kitap Çirkinler, ikincisi Güzeller, üçüncüsü Özeller, dördüncüsü ise Ekstralar. Bu nedenle ilk filmi izleyip bir şey anlamamış olmanız oldu oldukça doğal. Yani devamının olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çok anlamsız bir sonla bittiği için çok eleştirildi bu film. Şimdi bu film hakkında ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Spoiler alarmını verelim sonra bana kızmayın. Eğer filmi izlemediysen... Gel burayı terk et kardeşim! Distopik bir gelecekte geçiyor hikayemiz. Kimilerine göre de ütopik de olabilir. Bazılarının ütopyası gerçekten bu olabilir. İşte bunları konuşacağız. Şöyle özetleyebiliriz. 16 yaşına kadar insanlar belirli bir eğitim alıyorlar. 16 yaşına kadar anne babalarından doğdukları fiziksel görünümleriyle yaşıyorlar ve çoğu kişi kendisini beğenmiyor. İnsanların kendisini beğenmediği bir dünyadayız. Tıpkı günümüzde olduğu gibi. 16 yaşını dolduran herkes istediği görünüme sahip olma hakkı kazanıyor. Bir sürü estetik ameliyat geçirip istedikleri gibi gözüküyorlar. Ve o kişiler şehir hayatına karışıyor. Çirkinlerin yani 16 yaşından küçük olan çocukların eğitildikleri ve toplumdan ayrı tutuldukları yer kovuşlar olarak geçiyor. Bu koğuşları okullar olarak değerlendirebiliriz çok net bir şekilde. Bu sistem bize bir şeyler öğretiyor. Yalan yanlış bilgiler alıyoruz. Doğal doğru bilgilerden uzak bir şekilde bu sisteme adapte ediliyoruz arkadaşlar. Net bir şekilde film aslında bunları anlatıyor. Tam bir sistem eleştirisiydi ve ben sistem sem eleştirisi filmlere doyamıyorum. Uzaktan şehir hayatının nasıl olduğunu izliyorlar. Kendileriyle ilgili hayalleri var. Nasıl görünmek istediklerini son derece gelişmiş olan bir teknoloji var. O teknoloji üzerinden kendi avatarlarını yaratıyorlar. İşte 16 yaşımı doldurduğumda gözlerim bu renk olacak, saçım böyle olacak, burnum şöyle olacak, bacaklarım bu uzunlukta olacak şeklinde insanların tamamen bencilleştiği tıpkı günümüzde olduğu gibi bir evrende yaşıyorlar. Bu 16 yaşından küçük olan çirkinlerin tamamının bir lakabı var. İşte sıska, burun, büyük burunluysa, gözlük, şişko falan fıstık gibi. Ana karakterimiz Teli isimli kızın da bu bölümdeki adı Şaşı. Herkes 16 yaşına gelmeyi ve sistemin sunduğu kumarhaneler, eğlence hayatı sürekli partileyen, çok güzel gözüken ama mimiksiz, duygusuz insanların arasına karışmak istiyorlar. Sistemin ilüzyonu bu. Bir yandan da devrimci bir kafa yapısı var. Bu insanlar da duman adı verilen ama aslında olmadığı söylenen bir bölgede yaşıyorlar. Tamamen naturalist, doğada yaşıyorlar, doğal besleniyorlar ve insanların doğasından koparılmasına karşı bir mücadele veriyorlar. Kahramanımızın beraber büyüdü. Burun isimli bir eleman var. Bu ikisi çocukluktan beri aynı ortamda büyümüşler. Çok iyi anlaşıyorlar. işte ellerinin kesildiği bir sahne var ve bu izlerimizi asla sildirmeyeceğiz falan diyorlar. Çok yakın dostlar ama aslında birbirlerine de aşıklar. Eleman daha erken 16 yaşını doldurduğu için ameliyat oluyor, gidiyor ve kızı bir nevi unutuyor. Kız çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bu sırada şey isimli, sıska lakaplı, uzakdoğulu bir kızla tanışıyor. Ve bu kız kendisine bir kitap veriyor. Bakın bu kitap önemli. Ben normalde iyi bir okuyucu değilim. Kitap okumakta çok fazla aram yoktur ama sevdiğim filmlerde önerilen kitapları okumaya çalışıyorum. Bu kitap da onlardan bir tanesi olacak. Kitabın adı Walden. Israrla birkaç sahnede gösterilmiş. Kitabı biraz araştırdım ve mutlaka okuyacağım. Kitabın yazarı 19. yüzyılda yaşamış, naturalist, filozof, şair, yazar, önemli bir düşünürü olan Henry. David Thoreau kitap şöyle ortaya çıkmış arkadaşlar. Sistem karşıtı olan yazar 2 yıl 2 ay 2 gün boyunca Massachusetts'te bulunan Walden göletinin kenarında doğal bir şekilde arkadaşıyla birlikte yaşar. Sistemden 2 yıl 2 ay 2 gün uzak durur ve tüm deneyimlerini bu kitaba aktarır. İşte bu filmde de bu kitap ısrarla vurgulanmış meraklılarına duyurulur. Kahramanımız Teli birlikte büyüdüğü ve aşık olduğu Burun isimli çocuğun kendisini unutması sonrası bir nevi depresyona girer. Tam da bu sırada imdadına Sıska yetişir. Biz aynı gün doğmuşuz. Bir dakika. Ne? Evet. Öyleyse ölümüne kankayız. Ne? <laughs> ölümüne kankayız. Sıska dışarıdan birileriyle görüşmektedir. Duman'ın bir efsane olmadığını, Duman diye bir bölgenin bulunduğunu ve David isimli bir elemanla tanıştığını söyler. Gel buradan kaçalım, doğada yaşayalım, Duman'a katılalım şeklinde Teli'yi ikna etmeye çalışır. Ama Teli güzelleşip şehir hayatını karışıp aşık olduğu çocuğun peşinden gitmeyi daha çok arzular. Sıska bunu bırakır ve Duman'a gider. Kahramanımız Teli'nin yani şaşının 16. yaş gününde ise şöyle bir olay olur. Ameliyat olmayı, güzelleşmeyi ve şehre karışmayı beklerken bu işi organize eden doktor tarafından çağrılır ve sıskanın peşine düşmesi, ajanlık yapması istenir. Çünkü dumanı yok etmeye çalışıyorlar. Günümüzde de kapitalizme karşı gelmek ne kadar zor değil mi? Yani herkes sistem bağımlısı. Gencecik insanlar belli bir yaşa geldiğinde hemen işte burnunu yaptırıyor, kaşımı yaptırayım, saçımı boyayayım, şurama şunu yapayım, burama bunu yapayım falan derken hayatın gerçeklerini nasıl ıskaladığımızı, nasıl teknoloji bağımlısı olduğumuzu göstermişler. Neyse devam edelim teli ajanlık yapmak için dumana karışıyor. Sıskanın yanına gidiyor. Boynuna takılan kolyeyle takip mekanizması ile birlikte dumanın içinde sanki gerçekten onlardanmış gibi davranıyor. Hain! Vatan haini! Ama bir yandan da görüyoruz ki içten içe oradaki olayları seviyor. Yani kusursuz bir güzellikten ziyade yaşlanmanın, çocukluğun, her şeyin ayrı bir güzelliği olduğunu, doğal besinlerin ne kadar önemli olduğunu. Çünkü diğer tarafta sentetik bilgisayar ortamında 3D yazıcılarda hazırlanan teknolojik besinler yiyorlar. Burada topraktan kendileri yetiştirdikleri ürünleri görmeleri falan çekici gelmeye başlıyor. Hainlik yapmaktan vazgeçip üstüne takılan kolyeyi ateşe attığında sinyal ulaşıyor ve ortamı basıyorlar falan fıstık. Ama bunun hemen öncesinde David'le arasında bir ilişki başlıyor. Aşk başlıyor. David buna aşık oluyor. David bunu anası ile babasıyla, babasıyla tanıştırıyor. Ne kadar da geleneksel kız şaşırıyor. Üzgünüm, affedersiniz. Hiç sorun değil. Şey ikiniz de Devi de çok benziyorsunuz. Böyle bir şeye hiç tanık olmadım. Gözleriniz ve gülümsemeniz. O yüzden yakışıklı. <laughs> Peki mükemmelsin demedim. Çillerin aileden geliyor. Aa diyor ne kadar da annene babana benziyorsun. Çünkü doğallıkları orijinallikleri bozulmamış. David'in babası da bir devrimci. Bir doktor. Annesi de bir doktor. Önceden sistem için çalışıyorlarmış. Bu sistemin insanların beynini nasıl zedelediğini. insanların nasıl aptallaştırdığını da tane tane aptala anlatır gibi anlatıyorlar. Fark ettim ön korteksteki lezyonlar seni köreltiyor. Hiçbir şeyi umursamıyorsun. Ve böylece beynin bulanıyor. Sahte bir mutluluk hissiyle uyuşuyorsun. Ben anlamıyorum. Kişiliğini siliyorlar. Bunların tabii ki hepsi birer metafor arkadaşlar. Günümüz dünyası çok iyi anlatılmaya çalışılmış ki bence çok başarılı olmuş. Beni çok etkiledi bu film. Netflix'in yaptığı en iyi filmlerden bir tanesi istiyorum. Bunun gibi sistem eleştirisi olan Platform isimli film de 10 on numaraydı. Onun da inceleme videosunu şuraya bırakıyorum. Önümüzdeki ay onun da ikincisi geliyor. Bakalım kaç tane çekecekler bu sistemi anlayıp hayırdır biz ne yaşıyoruz dememiz için. Devam edelim. Bunlar bir serum geliştirir ve aptallaşan insanları yani güzeller olarak kusursuz uz yaşadıklarını düşünen insanları uyandırmak üzere, beyinlerini çalıştırmak üzere bir serum geliştirirler. İnsanlara zorla bunu dayatmıyorlar. Gönüllü birilerinin olması lazım gibi bir kurgu var. Bence o kurgu da çok iyiydi. Hikayemiz bu şekilde devam ederken sistem dumanın yerini tespit eder ve olanlar olur. David'in babası öldürülür. Teli hain olmadığını kanıtlamak için bir mücadele vermek zorunda kalır. Teli'yi buraya davet eden sıska yani şey sistem tarafından güzelleşmeyi kabul eder. Bu çok çok büyük sürprizdi bence. Önemli detaylardan bir tanesi de şuydu. Paris isimli karakter yani burun güzellerden bir tık üst seviyeye çıkar ve özeller isimli bir yükleme yapılır kendisine. Bir takım operasyonlar geçirir ve o artık özeldir. Onun öldüğü bir sahne var. Bence o ölmüyor. İkinci filmde kendisini izleyeceğiz. Filmin sonu çok eleştirilmiş. Muhtemelen IMDB puanının düşük olması da filmin devamının olmayacağı düşünülerek, değerlendirilerek puanlama yapılmış. Ve şöyle bir şey oluyor maalesef günümüzde insanlar bakıyor IMDB puanı 5 hmm, falan ya dandiktir bu film deyip izleyemiyorlar. Ön yargılarımız var artık. Herkesin beğendiği şeyi beğenmek zorundaymışız gibi. Film de tam aslında bunu anlatıyor. Bu anlamalar falan sizi yanıltmasın arkadaşlar. Filmin devamı gelecek çünkü film şöyle bitiyor. Teli sisteme gidip teslim oluyor. Ben güzelleşmek istiyorum diyor. Kendini güzelleştiriyor ama meşhur yara izini bırakıyor. Yani güzellerin arasına sızıp önce kendisinde deneyecekleri serumu tüm güzellere kabullendirip insanların doğal akıllarına geri dönmelerini sağlayacaklar diye düşünüyorum. Seri devam edecek. Ben iyi bir iş, güzel bir iş, faydalı bir iş çıkarıldığını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri videoların devamı için abone olup bildirimleri açmayı Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.